İnşallah yeni dönem burada yatırım programına da alınınca bu çok güzel bir şekilde bu dönem, bizim de yeni dönemimizde temelini atacağımız bu şehrin köklü ulaşım sorununu çözeceğimiz altyapıyı da şehrimize kazandırmış olacağız. Kentimizin belirlenmiş olan sürdürülebilir hareketlilik hedefleri ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında C40 Deadline 2020 programına vermiş olduğu taahhüt doğrultusunda 2050 yılına kadar hareketlilik bakımından sürdürülebilir olacağını mutlak öngörüyoruz. Maalesef çok hızlı zamanda hareketliliğe uygun hale getireceğimize söyleyemiyorum. Çünkü Ankara'da özellikle toplu ulaşım kullanmaya bile alışkın değiller. Önce toplu ulaşım aslında kullanmaya başlarlarsa bunun arkasından mutlaka hareketliliği de sağlayacağına inanıyoruz. Ama biraz bu konuda zorluk çekeceğimizi söyleyebilirim. Bir süre veremiyorum maalesef. Sürdürülebilir bir kent inşa etmek için 2030 yılına kadar İzmir'de atacağımız adımları birçok uluslararası uzmanın rehberliğinde ve birçok kurumun işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. İzmir'in dünya ile bağını güçlendirdikçe küresel çapta var olan bilgi, uzmanlık ve finansal kaynaklara erişiyor, bunları vatandaşlarımızın refahını büyütmek için kullanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki ilk sürdürülebilir kentsel hareketlilik planını Avrupa Birliği finansal desteği ve Dünya Bankası işbirliği ile hazırlayacak olmasından gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Mersin ancak doğayla uyum içinde kendini var edebilir. Toplu taşıma ağımıza katacağımız yerli çevre dostu araçlar ve raylı sistem, yaya öncelikli trafik düzenlemeleri ve bisiklet yollarıyla kısa bir süre içerisinde Mersin'i daha yeşil ve hareketli kent haline getireceğiz.